Bak, acıkırsa biberonu burada. Su için de ayrı biberon veriyorum. Altını değiştirmek gerekirse de çantada bez var. Tamam Leyla, tamam. Gazını nasıl çıkaracağını biliyorsun değil mi? Leyla yeter. Alt tarafı bir saat sürecek, abartma. Tamam. Oğlum. Efendim. Öyle mi? Ay. Güzel. Çok güzel. Harika. Buluşma yerini biliyorsun değil mi? Evet doğru. Anlaştık. Tamam bekliyorum. Kimdi arayan? Önemli değil. Bir müvekkil. Leyla hadi sen de gel. Şaka mı bu? Yo, fikrimi değiştirdim. Şimdi gazı bezi derken uğraşmak zor olacak. Zaten sen artık kuralları mı çok iyi biliyorsun öyle değil mi? Yanlış bir şey yapmazsın. Tamam. Hadi bakalım. Toprağı biyolojik babasına gösterelim o zaman. Gel. Oğlum, bizim için de öp torunumuzu. Tamam baba. Benim için de öp kardeşimi. Baba benim için kardeşimi gıdıkla. Nasıl, öyle mi? Menderes, dur bekle. Toprağın hediyesini unuttum. Sağ ol Asuma. Güle güle. Ben de burada mı olacağım Menderes geldiğinde? Elbette Leyla. Ne olacak ki? Ne hiç? Heh, tam zamanında geldi. Aferin Menderes efendi. Refakatçi Muhsin Bey. Toprak. Sen dur Leyla. Ben veririm. Gel bakalım oğlum bana. İyi günler. Menderes Mermart'ı arıyoruz. Burada mı? Hayır. Kendisi henüz gelmedi şirkete efendim. Pardon. Sorun ne memur bey? Menderes Mermart'ı arıyoruz. Sebep? Kendisi hakkında tutuklama emrimiz var. Daha fazla size bilgi veremeyiz. Çok güzel bakmışsın oğlumuza Leyla. Teşekkür ederim. Gel bakalım Toprak. Hediyeni alalım babacığım. Menderes Mermertay.
Evet, benim. Hakkınızda tutuklama emri var. Tutuklusunuz. Ne? Ne diyorsunuz siz? Ne oluyor memur bey? Emrin gerekçesi nedir? Tarihi eser kaçakçılığından hakkınızda tutuklama kararı çıktı. Saçmalamayın memur bey. Mutlaka bir yanlışlık vardır. Gel bakalım oğlum sen. Cihan. Dur. Ne yapıyorsun sen? Bebeği alıyorum. Oğlum. Menderes. Neden takıyorsunuz kelepçeyi? Tamam bebeğim. Nereye götürüyorsunuz onu? Leyla! Kes saçmalamayı! Menderes. Bir yanlışlık olmalı. Üzülme. Toprağa dikkat et. Yanlışlık varmış. Hem suçlu hem de masum roller. İyi ki toprağın velayeti bende. Hadi Leyla, gidiyoruz. Bak toprağın uyku vakti gelmiş. Gözleri kapanıyor. Nereye götürüyorlar Menderes'i? Cehennemin dibine götürüyorlar. Ne yapacaksın? Yürü gidiyoruz dedim. Abi bence flash kullanmış. İşte geldiler. Menderes Mermer'de orada. Menderes Bey. Dur, hangi ülkeye gidiyorlar? Menderes Bey, basına bir açıklama yapacak mısınız efendim? Yurt dışı bağlantısı kimle efendim? Menderes Bey, lütfen bir açıklama yapar mısınız? Menderes Bey. Arkadaşlar bir dakika. Menderes Bey. Bir dakika, izin verin. Arkadaşlar izin verin. Menderes Bey, tarih yasak kaçakçılığı yaptığınızla ilgili bir suçlama var. Arkadaşlar çekilin. Menderes Bey. Arkadaşlar izin verin lütfen. Çekilin, geçelim. Arkadaşlar lütfen. Şirketinize aittir de tarihi eser bulundu. Yasalar çok açık. Avukat Bey, siz de bilirsiniz ki bu son derece ciddi bir suçtur. Peki ihbarı yapan kim? Menderes Bey'in o saatte Yıldız Parkı'nda olduğunu nereden biliyor? Biz değerlendirme yaparken ihbarın kimden geldiğine değil, doğru olup olmadığına bakarız Avukat Bey. Evet ama her şey apaçık ortada. Büyük bir yanlışlık yapılıyor müdürüm. Bu düpedüz bir komplo. Bakın müdür bey, Mermertay Holding büyük bir firmadır. Girdiğimiz ve kazandığımız ihalelerden dolayı bize cephe alan çok insan var. Menderes? Bu nasıl bir davranış müdür bey? Nasıl kelepçelenirim adi bir suçlu gibi? Üstelik kapının dışında basın hazır bekliyor. Neler oluyor İlhan? Kaçakçılık birimimize yapılan ihbar doğru çıkmıştır. Suçüstü yapıldı. Ne? Belçika'ya yolladığımız tırda kaçak tarihi eser çıktı Menderes. Mermertay sicili temiz bir şirkettir. Kendi sektöründe vergi rekortmenidir. Bizim bu taraklarda bezimiz olmaz. Müdürüm, besbelli ki tuzak kurmuşlar bize. Bilirkişi raporu gelene kadar Menderes Bey'i gözaltında tutmak zorundayız. Yapmayın müdür bey. Karşınızda sıradan biri değil, saygın bir iş adamı duruyor. Karalamak için yapmışlardır, besbelli. Biz de olayın aydınlanmasından yanayız. Ama müvekkilimin böyle bir muameleye tabi tutulması kabul edilemez. Kumpas olduğu apaçık. Nasılsa gerçekler ortaya çıkacak. Rapor ne zaman hazır olur? Yarın. İyi de oğlumun itibarı ne olacak müdür bey? Ailemize sürülen bu lekeyi kim nasıl temizleyecek? Beyefendi, biz görevimizi yapıyoruz. Menderes bey, bu gece misafirimizsiniz. Lütfen götür. İşlemleri hızlandıracağım. Yarın serbest bırakılması için elimden geleni yapacağım. Şimdi savcılığa gidiyorum.